Frank, Emily ve Amy'nin hikayesi güzel bir aşk ve aile hikayesidir. Her şey Kaliforniya şehrinde meyve ve sebze satan bir manav olan Frank'le başlar. Nazik bir kalbi vardı ve her zaman ihtiyacı olan insanlara yardım etmeye istekliydi. Sonuç olarak onu tanıyan herkes onu severdi. Bu insanlardan biri ondan her gün elma alan bir kızdı. Ondan hoşlandığını bilmesini istiyordu. Amerikalı kızın dükkanındaki rutinini her gün fark etti. Sonra onun kendisine çekildiğini fark edip onun için de aynı şekilde hissetti. Aslında ona gözlerini diktiği ilk günden itibaren ona aşık olmuştu. Onun önünde utangaç olmamasına rağmen ne zaman gelse ona söylemesi gereken doğru kelimeyi bilmiyordu. Sonuç olarak hiçbir zaman gerçekten konuşmadılar. Ancak bu soğuk ama yağmurlu bir akşamda değişti. O gece gizemli kız her zaman olduğu gibi elma almaya geldi. Dükkanının önüne vardığında hemen yere düştü. Frank ona doğru koştu ve onu kaldırdı. ''Yaralandın mı? Benim adım Frank. Benim de dükkanımda oturmaya gelir misin?'' dedi ona gülümserken. Dükkanına vardığında kendisini temizlemesi için ona bir şey verdi. Nazik jestleri için çok minnettardı. Kız ona adının Emily olduğunu ve birlikte saatlerce konuştuklarını söyledi. Konuştukları süre boyunca yağmur şiddetli bir şekilde yağıyordu. Ancak buna hiç dikkat etmediler. Birbirlerine tamamen çekildiler ve bir noktada sarılıp öpüştüler. O anda onlar için bir şey apaçık ortaya çıktı. Hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek istediklerini fark ettiler. Aynı akşam ciddi bir ilişkiye başladılar. İkisi de aşıktı ve her anı birlikte geçirmek için can atıyorlardı. Sonuç olarak aynı çatı altında yaşadılar. Frank ve kız arkadaşı birlikte yaşamaktan zevk aldılar ve tanıştıktan 5 ay sonra hiç ayrılmadılar. Birkaç ay sonra bir kız bebekleri olacağını öğrendiler. Çift o kadar heyecanlı ve endişeliydi ki küçük kızının ellerine geçmesini bekleyemedi. Frank karısına çok iyi baktı ve iyi olduğundan emin olmak için her şeyi yaptı. Sonunda bebeğini doğuracağı gün geldi. Çok şükür bebeğini sorunsuz bir şekilde dünyaya getirdi. Frank ve sevgili eşi kızlarını ilk gördüklerinde çok mutluydular ve onu ellerinde tutmak onlara büyük bir keyif verdi. Küçük kız çok güzeldi ve kalplerinde bir sevinçle çift ona Amy adını verdi. Ona gereken özeni gösterdiler ve hiçbir eksiği olmadığından emin oldular. Birlikte mutlu bir aile olarak yaşadılar. Ancak birkaç yıl sonra hiç beklemedikleri bir şey oldu. Hastaneye gittikten sonra doktorlar Frank'e tedavisi olmayan bir hastalık teşhisi koydular. Artık yürüyemiyordu ve birkaç ay yatakta kalmak zorunda kaldı. Bu durum Emily'yi mahvetti. Ancak hastalığı hakkındaki gerçeği 4 yaşındaki kızlarından saklamaları gerektiğini söyledi. Annesi tatlı küçük kızına babasının saçlarını kaybettiğini çünkü her gün tıraş ettiğini söyledi. Kadın zamanla kocasının iyileşeceğini umuyordu. Sonuç olarak artık kızına gerçeği söylemesine gerek kalmayacaktı. Ne yazık ki aylar geçtikçe sağlığı bozulmaya devam etti. Bu noktada artık gerçeği Amy'den gizleyemeyeceklerini anladılar. Amy babasıyla ilgili bir sorun olduğunu zaten biliyordu. Amy hala çok genç olmasına rağmen annesi ve akrabalarının babası hakkındaki gerçeği saklamasından mutsuzdu. Babasının gerçekten hasta olduğunu ve sağlığının ciddi tehlikede olduğunu biliyordu. Bu nedenle ona yalan söylemelerini ve ona her şeyin yoluna gireceğini söylemelerini gülünç buldu. Aydınlık bir sabah Frank iyi nefes alamadığı için kendinden geçti. Bu noktada ona o akşam gerçekten neler olduğunu anlattılar. Değerli kızına kritik durumundan bahseden Frank'in kendisiydi. En başından beri gerçeği ondan saklamayı hiç istemiyordu. Ona ne olduğunu bilmeyi hak ettiğine inanıyordu. Tıpkı diğerleri gibi Frank kızının onun korkunç bir durumda olduğunu anlayabileceğini biliyordu ve ona her şeyi anlattı. Gerçeği duyunca çok üzüldü ve gözyaşlarını tutamadı. Günler boyunca en yakın arkadaşı oldu. Onun için dua edip onunla konuşup onu besledi. Ne yazık ki genç kız onu tedavi eden tek kişiydi. Doğal olarak karısı ve akrabaları Frank'e acıyordu ve bu adamı korkunç hissettiriyordu. Tek istediği hala normalmiş gibi davranılmasıydı. Kimsenin onun için üzülmesini istemiyordu. Amy onu anlayan tek kişiydi. Bu sebeple onun yanında istiyordu. Günün her saatinde birlikte vakit geçiriyor, oynuyor, konuşuyor ve ölmekte olan adam için televizyon programları izliyorlardı. Tedavisi olmayan hastalığını unutmasına yardım eden kızıyla birlikte o anlardan keyif alıyordu. Ancak ikisi de hayatta kalma şansının çok zayıf olduğunun farkındaydı. Son veda zamanı her gün biraz daha yaklaşıyordu. Bu kaçınılmazdı ve soğuk bir akşamda baba ve kızı yürek parçalayan anın yakında üzerlerine geleceğini biliyorlardı. Hiçbir söz söylenmedi. Yanaklarından yaşlar süzülürken birbirlerine sarılmaktan başka bir şey yapmadılar. Artık fiziksel olarak birlikte olmasalar da kalplerinin ve ruhlarının
sonsuza kadar birlik içinde kalacağını biliyorlardı. Ertesi sabah Frank, dünyadaki zamanın neredeyse dolduğunu bildiği için ona veda etmek için karısını aradı. Gözyaşları arasında karısına, "Bebeğim, artık buralarda olmayacağım," dedi. "Ben yokken kızımıza bakmaya devam etmeni istiyorum ve seni çok sevdiğimi bilmeni istiyorum." Aynı zamanda gözyaşlarına boğulan Emily, kocasının sözlerine tamamen şaşırmıştı. Haklı olduğunu biliyordu ama kaderini kabul etmeyi reddetti. Ailesinin de başına gelecekleri kabul etmesi zordu ama yapabilecekleri bir şey yoktu. Birkaç gün sonra Frank, karısının ve kızının önünde huzur içinde vefat etti. Emily kendini kaybetti ve çok ağladı. Küçük Emi ise sessizce ağladı. Bugünün geleceğini bildiği için yüreğinde huzur vardı. Acı tatlı bir anıydı. Onu çok özlemişti ama acıları sonunda sona ermişti. Emi sonsuza kadar kalplerinde olacağı için onu asla unutmayacaktı. Frank'in gömüldüğü gün tüm ailesi gözyaşları içindeydi. Emi hala babasını etrafında hissedebiliyordu ama annesinin ve diğer akrabalarının gözlerinde gördüğü acı onu son bir kez mutsuz etti. Babasına fiziksel olarak yakın olmak istedi. Bu yüzden annesinden onu tabutunda kucaklamak için izin istedi. Annesi ilk başta reddetti ama daha sonra kızın babasına son kez veda etmesine izin verdi. Emi babasına sarıldı ve soğuk terini hissetti. Ancak ağlamadı. Sonraki birkaç kelime etrafındaki herkesi gözyaşlarına boğdu. "Emi, seni her zaman seveceğim ve seni sonsuza kadar hatırlayacağım. Hoşça kal baba," dedi. Tam onun alnını öptüğü sırada inanılmaz bir mucize gerçekleşti. Solgun, mavimsi yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Emily ve toplantıya katılan diğer herkes az önce tanık olduklarına inanamadı. Gerçekten bir mucizeydi. Bu, Frank'ın kızını ne kadar sevdiğini ve ona değer verdiğini gösteren son unutulmaz bir kanıttı. Bu, Emi'yi çok mutlu etti ve hayatının geri kalanında bu güzel hatırayla yaşadı. Reşit olduğunda o özel günde olanları gururla anlattı. Ne yazık ki buna kimse inanmadı. Babası tabutundan ona hafifçe gülümsemişti. Emi babasını asla unutmadı ve onu sevmeye devam etti. Hayatının geri kalanında paylaştıkları harika anları besledi. Babası kalbinde özel bir yer tutmaya devam etti.